85 ülke ve Türkiye. Merhaba. Değerli izleyenler. Bugünkü analiz programında çok farklı ve biraz da heyecanlı bir programdayız. Çünkü geçen hafta buluşamadığımız Sayın Avukat Bekir Çapar'la bu hafta Pamukkale ve ART ekranlarında buluştuk. Dün biliyorsunuz ki AK Parti meclis üyesi Mehmet Ali Yılmaz konuğumdu. Çevreyi konuştuk ve komisyon başkanıydı. Bugün de Avukat Bekir Çapar Denizli Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkan Vekili. Ve yıllar sonra da ilk defa ekrana çıkıyoruz. Bugün hiç soru yok hazırda. Her şey doğaçlama, her şey farklı. Başlayalım şimdi. Sayın Bekir Çapar hoş geldiniz. Sevgili Denizli Hemşehrileri ve ülkenin insanları, bugün güzel bir şey. Seçim süreci de hukuken resmi olarak başladı. O nedenle ülkemiz kaderini ilmik ilmik yaklaşık 90 günlük sürede düşecektir. Bizi izleyen yurt dışındaki tüm yurttaşlarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Evet. Bekir Çapar'ı daha önce ekranlarımızdan sosyal programlar yapıyordu. Evet. Emeklilerle ilgili bir çalışma dalı var. Hatta bu konuda çıkmış bir tane de kitabı var. Doğru mu Bekir Bey? Evet. Bir kısaca isterseniz sizi bu anlamda benim programı çıktığınız için bir tanıtalım. Emeklilerle ilgili şimdiye kadar kaç bin dosyaya girdiniz? Bilmiyorum onu. Yani avukatlık yasası. Demek ki bilmediğim bir noktada varmış ya, değerli izleyenler. Ya, şimdi yani avukatlık yasası bilmediğim anlamında değil. Avukatlık yasası buna ortalama engel. Ortalama kaç bin kişi emeklettiniz? Yani 28 yıllık avukatım öyle diyelim. Ha, ben diyorum ki kaç bin kişi emeklettiniz? Onlar biliyor Deniz'de kendilerini. Evet, onlar biliyor dedi. Peki, kaç yıldır siyasetle uğraşıyorsunuz? Ben 1-10-2000 tarihinde kamu görevinden, Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü Hukuk Müşavirliği görevinden istifayla ayrılıp... Daha önce Pamukkale Üniversitesi Hukuk Daire Başkanı yaptınız. Kaç yıl? 92-2000 yıllar arası. 8 yıl. Yaklaşık 8 yıl. Sonra... Şu anda siyaset... serbest avukatız. Yani bir reklam anlamında olmasın. Sevgilememek için. Ben sevgilam ettim. Yani ben kendi adıma değil, düşüncelerim, görüşlerim adına buradayım. Düşünceleriniz ve görüşleriniz evet. Adına. Evet. Sosyal demokratların da böyle birazdan nazikliği tutar tabii. Bekir Bey gibi. Peki, Sayın Çapar, niçin politikaya atıldığınız sorusuna ben yine bir yanıt almak istiyorum. Politika vazgeçip insanı yönlendir. Nasıl? Bakın politika şu. Sıvılar nasıl içinde bulunduğu kabın şeklini alıyorsa toplumlar da içinde bulunduğu politik ortamın şekline uygun olarak gelişir ve dizayn edilir, düzenlenir. Politika vazgeçilmez. Olmazsa olmaz. İnsanın olduğu, özgürlüğün olduğu, zenginliğin olduğu, emeğin olduğu, sermayenin olduğu, üretimin olduğu, hizmetin olduğu yerde politik bir duruş, politik bir yürüyüş, politik bir tavır olmak zorunda. İnsanoğlu, bakın particilik ayrı bir şey, politikacılık ayrı bir şey. Her insan bir politikacı. Partici ayrı bir şey. Emeklilerle çok haşır neşir olduğumuz için. Evet. Emekli olmak isteyen ya da olmak isteyenler yani, çok sosyal, haşır neşir olduğumuz şöyle, için. Şöyle, ülkemizde bakın. Sorun bitirebilir miyim? Ne olur. Buyurun. Süre uğraştığınız için. Genel Başkan'a da emeklilerle ilgili raporlar gönderdiğiniz konuda kulislerde dedikodular var. Yani bu Genel Başkan'ın son günlerde bir yıl, iki bayramda iki ikramiye vereceğim diyor. Bunu nasıl karşılıyorsunuz? Bunun bütçesini nereden karşılayacaksınız? Sayın Cumhuriyet Halk Partimiz Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu uzun yıllar ülkemizde Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü görevini yürütürken bu alandaki sorunları bilen birisi. 1-10-2000 sevgili Ahmet Dede, sevgili izleyicilerimiz. Bakın, güya 1-10-2008'de sosyal sigortalar yasası ve genel sağlık sigortası tüm maddeleriyle birlikte yürürlüğe girdiğinde reform iddiasıyla girdi ama deform oldu. 1-10-2008 tarihinden sonra emekli olan, yaşlılık aylığı almaya hak kazanan yurttaşlarımız aylık bağlama oranı %70 üzerinden, yani 30 Eylül 2008'de aylık oranı %70 üzerinden hesaplanırken 1-10-2008 tarihinden itibaren %60'a düşürüldü. Bu oran bu yıl sonu itibariyle %50'ye düşecek. Şu an itibariyle taban
asgari ücret gelir üzerinden prim ödemek durumunda kalan yurttaşlarımızın 2016 tayin alacağı maaş asgari ücretin %50'sidir. Şu anda %60'ıdır bağlanan aylıkları. Bakın Bağkur'dan kısmi emekli olan bir hanımefendi ya da beyefendi, esnaf ya da isteğe bağlı sigortalı yurttaşımız 600 lira civarında maaş alıyor. Yani 1.12.008 öncesi emekli olan yurttaşlarımız da 1100 lira alıyor. Böyle bir adaletsizlik var. Yani kaç bugün, bin kişi ilgilendiriyor bu? Herkesi ilgilendiriyor. Bakın 1.12.008'den sonra maaş alan tüm yurttaşlarımız eğer asgari ücretin üzerinde gelir beyan etmek suretiyle prim ödememişlerse herkesin aldığı maaş 600 ile 800 lira arasında. Primine göre, gününe göre, hizmetine göre. Böyle yani şu anda. Evet. Ve 1.1.2016'da 31.12.2015 sonu itibariyle aylık bağlama oranları %50 indirilecek. Yani öyle güllük gülistanlık falan değil. Hani ülkede bir bürokrat görevden alınıyor, veriliyor. Öyle değil ülke. Ülke kanı ağrıyor. Emekli, yoksul insanlarımız geçim derdi. Bakın bizim insanımız bu mevcut siyasi iktidarlar sayesinde iki hırsızın esiri. Şimdi, birisi pişmanlık duygusu, birisi gelecek korkusu. Bu hırsızdan kurtulamadığı için, bu iki duygudan kurtulamadığı için pişmanlık duygusu, evet, gelecek korkusu. Gelecek korkusu. Pişmanlık duygusu neyi? Pişman oluyor geçmişte, işte sigortası vesaire şunu çalışmalarından geçmişi bugüne taşıyor. Gelecek korkusu yaşıyor yurttaşımız. Yarını alıp geliyor, bugüne getiriyor. Bugünü düşünemiyoruz. Bugünü sorgulayamıyoruz. Bugünü anlayamıyoruz. O nedenle bir siyasi, sosyal karışık bir kaos hakim. Yani peki, bu kontrollü bir karışıklık, kriz. Çok teşekkür ederim. Günümüze döndüğümüzde Denizli Belediyesi, evet, Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, evet, grup başkan vekilisiniz. Evet. Ve Denizli'nin bana göre önemli problemleri var. Birincisi hava kirliliği. Çevreden başlayalım sizinle. Evet. Bununla ilgili size sorduğumda Denizli'de hava kirliliği var mı? Denizli'de hava kirliliği 1/3 oranındaki, yani merkez ilçelerde, Merkez Efendi ve Pamukkale ilçemizden kastediyorsak, diğer ilçelerde zaten sanayi. Merkezden bahsediyorum. Ben iki merkez ilçemizde, Pamukkale ilçemizin yaklaşık %30'luk bölümünde hava kirliliği standartların üstünde. Evet. Yayında bir hata mı? Yok. Yayınımızda bir hata yok da ben hızlanma diyorum ki Denizli'de hava kirliliği gerçekten size göre var mı? Yani Pamukkale'de Pamukkale ilçemizin %30'u hava kirliliği yaşıyor. Burada doğalgaz kullanılıyor. Kömürlü ısınıyor insanlarımız. Evet. Yok yok, rica ederim. Hemen şöyle. Rejimi yardımına göre. Denizli, Pamukkale ilçemizin, ilimizin en büyük ilçesi. %30-35'lik yerleşkesinde henüz doğalgazla ısınma işlemleri, ısınma hizmeti yapılamadığından, insanlarımız doğalgazla ısınamadığından, doğal olarak kömürle ve kömür kontrolü de sağlıklı yapılmadığından, yani üçgen mevki, Aktepe altları, dokuz kavaklar mevkilerine gittiğimizde zaten akşam giden orayı görüyor. Peki işte bu noktada. Bu noktada yani, nedir? Doğalgaza dönüşüm sağlanmaz. Çözümde mesela Cumhuriyet Halk Partisi grup başkan vekili olarak Denizli'nin bu hava kirliliğiyle ilgili sizin çözüm öneriniz ne? Nasıl katkı yapıyorsunuz? Çözüm önerimiz nedir? Biz Sayın Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamına Denizli insanımızın, hemşehrilerimizin rahat ulaşılabilir, erişilebilir, ısınabilir, yürüyebilir, konuşabilir, hizmetleri seri, hızlı, kesintisiz verilebilmesi için bizim de seçim beyannamelerimizde vaatlerimiz vardı. Bunların AKP'li Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı'nın getirdiği, sunduğu projelerin tamamında biz yanındayız. Unutulmasın ki biz Cumhuriyet Halk Partisi Denizli Büyükşehir genelinin %40 oyunu almış bir partinin mensubuyuz. Dolayısıyla %40'a ait insanlarımızın taleplerini dile getirmek zorundayız. Ve o insanlarımızı rahat yaşatmak ve o insanlarımıza hizmetle mükellefiz. Peki işte bu hava kirliliğinde sizin öneriniz ne oluyor? Örneğin bir bakıyorsunuz ki Yenişehir'de, siz de orada yaşıyorsunuz. Evet. Mahallede
sitenin biri kömürle ısınıyor, birisi doğalgazla ısınıyor. Bu konudaki bakın, tedbirlerde doğalgaz dönüşüm zorunlu hale getirildi. Sonra yar kararına bağlı olarak değişti. Ancak yurttaşımızın ekonomik imkanları dikkate alındığında o doğalgazı dönüşüm ekonomik bir destek de olabilir. Evlerin donanımlarında Büyükşehir Belediyesi proje desteği sağlayabilir. Tedarik malzemelerinin temininde önerilerde bulunup garantör kurum olabilir. Bunlar biz zaten öneriyoruz. Peki dünyada ve Türkiye'de sol demokratlar akla gelince çevrecilik akla geliyor. Tabii ki yani. Şimdi sizin gibi çevreci bir partinin yani farklı bir önerisi olamaz mı? Yani tümden örneğin ya güneşle ısınalım, jeotermali iyi kullanalım gibi bir önerisi yok mu? Efendim bu konu tabii iyi çalışılıp projelendirilmesi gereken aynı zamanda rentable, verimli olup olmayacak. Çünkü yani Denizli'de termal enerji ile ilgili çalışmalar 10 yıllardır devam ediyor. Bunların en güzel örneği Saraköy ilçemizde yarıya yakın konutlar termal enerji ile ısınmakta. Bu verimlilik açısından değerlendirmek gerekir. Cumhuriyet Halk Partisi öncelikle ısınma konudan öte önce barınma sorununu çözmek peşinde. Yani kentsel dönüşüm derken mülkiyete el atma ve mülk sahiplerini caydırmak, mülk sahiplerinin taşınmazları üzerinden rant elde etmek değil, insanların yaşayıp çağdaş anlamda yaşayabileceği konutlara ve kültürünü, dokusunu koruyacak sosyal iklimi ve çağdaş doğal ortamı ve çevreyi koruyarak, kollayarak önce barınmayı sağlayabilmek, ulaşımı, erişimi sağlayabilmek bunun nedir özelliği de? Önce kafanızın net olacak. Rant olmayacak kafanızda. Rant. Önce tüccar olmayacaksınız. Sokaklardan otopark koyarak oralardan gelir kapısıymış gibi değerlendirmeyeceksiniz. Örneğin bayram yerinden vilayetin önüne doğru geldiğimiz iki tarafa araçların park edilmesi ne kadar kaygı verici. Ne kadar kötü. Yani hep her şey rant mı olacak? Şimdi önce kafanız net olursa, kafanızda rant olmazsa oraya da gel. Ulaşıma da geleceğim. O zaman ama, çevreyi de korursun. Sayın Çapar. İnsanı da korursun. Ulaşıma da geleceğim ama ben size hava kirliliği ile ilgili sormuştum. Peki sizin grup olarak yani çözüm üretmek yerine Osman Zoran bir şey yaparsa biz nasıl muhalefet ederiz değil mi planlamak? Asla yani. Efendim biz yapıcı, evet. Yol gösterici ve hizmet erbabı olan bir partinin mensuplarıyız. İşte bu anlamda bir projeniz var mı sizin grup olarak? Yani kardeşim Denizli güneş enerjisini ısıtmak istiyoruz. Denizli şu şekilde izolasyonla önlem almak istiyoruz diye. Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye bir önerisi var mı? Olmaz mı? Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin önerileri kendi seçim beyannameleridir. Toplu konut sistemidir, toplu ulaşım sistemidir. Kentsel dönüşümde adaletli bir kentin yapılanmasının inkişafını var sağlayacak. Yani. Var efendim yani sonuçta bu soruları Zoran'a da sorun, getirsin projeyi biz de bakalım. Sayın Zoran'a da önümüzdeki günlerde program yapacağım, ona sorun da soracağım. Yani CHP'nin hatta size getirdiği böyle bir proje var mı? Peki ulaşıma ben gelin. Sizden şunu talep ediyorum. AKP Grup Başkan Vekili'ni çağırın, gelin buraya. O zaman atalım projelerimizi takır takır takır. Tek sesli olmasın. Sayın Ali Pekdemir mi çağırıyorsunuz? Evet. Mevkidaşım, evet. Sayın Ali Pekdemir'i davet ediyorum. Buyurun gelsin. Siz de Ali Pekdemir'i çıkıp ekranı tartışmıyor mu bu konuları? Tartışalım gelsin. Birlikte tartışalım. Tartışalım diyorsun. Tek tabanca olmasın. Mesela ben şimdi burada söylüyorum. Projem var diyorum. Sen de inanıyorsun. Pekdemir dedi. Sen de, kardeşim yanlış bu projen desin. Ben soruyorum, araştıracağım yani. Yoksa 2-3 gün sonra karşınıza gelip bu konu projeniz yok diyeceğim. Ekranı Sayın davet ediyorum. Sayın mevkidaşım Ali Pekdemir'le gelsin Denizli Belediyeci'nin neymiş konuşalım. Buyur. Evet. Peki ulaşımla ilgili kentsel dönüşümü de konuşacağım da ulaşımla ilgili sizin farklı çözümünüz ne? Örneğin ben ulaşımdan çok memnun değilim. Neden memnun değilim? Bakınız bu memleketin nüfusun %10'u engelli. Engelliler kaldırımda yürüyemiyor. Ve gerçekten bu konuda bir sorun var arada trafikle ilgili. Ama ben bu konuda medya olarak, gazeteci Ahmet olarak, dede olarak dile getiriyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nden grup başkanlığı olarak sizlerden bir tık yok. Nasıl yok tık yok ya? Yok tabii. Biz bakın daha geçtiğimiz ay Büyükşehir Belediye Meclisimizde bir önergemiz var. Denizli'de yaklaşık 6000'e yakın konuşma ve duyma engelli. Yani kaba tabiriyle sağır ve dilsiz. Bunlar rahatsız olmuyor çünkü olan şey sonuç
konuşma ve duyma engelli yurttaşımız var. Hatta okulumuz var Denizli'de. Dedik ki adliyede, maliyede, hastanede, sosyal güvenlik kurumunda bu yurttaşlarımız da kamu hizmetlerinden yararlanmak, sağlık hizmetlerinden yararlanmak, asayiş hizmetlerinden, adalet hizmetlerinden talep etmek ve yararlanma hakkına sahip. Dedik ki Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca öncelikle merkez ilçemiz, Merkez Efendi ilçemiz ve Pamukkale ilçemizde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarında işaret dili bilen Büyükşehir Belediye Meclis Başkanlığımıza bağlı görevlendirilecek personelle rehberlik hizmetleri sunulsun. Duyma ve konuşma engelli yurttaşlarımıza bu şekilde kamu hizmetlerine erişebilirliği sağlansın diye önergemiz var, önerimiz var. Bakın siz önergeyi niçin vermiştiniz? Rehberlik hizmeti için. Eğitimle yani insanlara. Rehber nedir? Peki, kardeşim, yol gösterici. Sağır ve dilsiz. Adliyeye geliyor. 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde duruşması var. Başkan Vekili Sayın Bekir Çapak. Sen görevli var mı onun? Kaldırımda yürüyemiyor diyorum ben. Kaldırımda yürüyemiyor. Arkadaş her yeri engelliler. Bakın her yeri engel. Bu konudaki CHP'nin teklifi ne? Cumhuriyet Halk Partisi'nin teklifi engelli eğitim merkezleri. Engellilere danışma merkezi. Örneğin kadın ve aileden sorumlu daire başkanlığı. Yok mu Büyükşehir Belediye Başkanlığı? Böyle bir daire başkanlığı yok şu anda. Sosyal İşler Daire Başkanı. İçini biz bağımsız bir bağımsız bir daire başkanlığı. Örneğin Tarımsal Hayvancılık Daire Başkanlığı kurulması yönünde önerilerimiz ve bütçesine katkı koymamız. Genel bütçede bu ödeneği yoktu. Kuruldu. Tarımsal kuruldu Daire tabii. Başkanı. Örneğin tarım ve sosyal dakika, daire sevgili, başkanı içerisinde sevgili değil de. Bakın tarım hayvancılık su aboneliği yoktu. Bunu önerdik sevgili başkanımıza ve büyük meclisimize. Bunlar niye biz olumsuzlukta anılalım? Siz gibi biz sadece muhalefet değil. Biz yol gösterici, devleti kuran partiyiz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Sosyal demokratız. Bizim de haberimiz olmuyor. Dönemlerin basın açıklamaları yaparsanız. Ne yapalım canım siz? Ya, eğer büyük eskiden. Basın açıklaması yaparsanız dönem biz de duyarız yani. Sevgili Dida. Şimdi iç kapalı. Sayın Dida. Evet. Bu ilde 3 yıl öncesine kadar Büyükşehir Belediye, Denizli Belediye Meclis toplantıları canlı veriliyordu. Değil mi? Evet. E niye bu kesildi? Talep ediyoruz. 3 yıl önce Nihat Zeybekçi vardı. Kim olursa Sayın olsun canım vardı. Bugün de Sayın Zeybekçi o zaman. Sayın Bakan'ın zaman. Olduğu dönemde gerçekten engellilerle ilgili hizmetler ve trafik daha iyiydi. Ya ben ben de bunu katılıyorum. Ben karıştırmıyorum. Evet. Yurttaşlarımız iki şahsı değil, iki partiyi kıyaslasın. Sosyal belediyecinin Cumhuriyet Halk Partisi'nin nasıl olacağını öngörsün. Ben yani AKP'nin eski başkanı ve bugünkü Sayın Bakanı ile o zamanki eski başkan yardımcısı bugünkü Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı arasındaki farkı tartışmıyorum ben efendim. Ben o tartışmak için de burada değilim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla AKP'nin belediyecilik anlayışıyla farkı konuşalım. Şimdi, fark olsun. Ben 3 yıl önce canlı yayınlanıyordu. Bugün canlı yayınlanıyor. Yayınlandı. Neden? Sakınılan bir şey tamam, var. Tamam ben bunu soracağım şeye. Tamam. Sayın Osman Zoran'a bir soralım. Buyurun yayınlasın. Yine ulaşımda bakın. Cumhuriyet Halk Partisi meclis ben grubu sordum. Mecliste nasıl çalışıyor görsün halkımız. Sordum soruya bir cevap alamıyorum. Siz bak sizden. Sorunun size, yanıtını almadan peşi sıra soru soruyorsunuz. Hayır o nedenle, ulaşımla ilgili soruyorum. Yani bu evet devam edin. Ulaşımla ilgili devam. Kaldırımlarla ilgili çözümünüz nedir devam. Diyorum. Çözümümüz nedir? Bir öneriniz var mı diyorum. Önerimiz vardır. Yeniden Denizli'nin master ulaşım, yani iki ilçenin ulaşım planı yenilenmelidir. Trafiğe açılan, kapanan yollar halka sorularak referandum yoluyla yapılmalıdır. Şimdi burada biz bakın. Ulaşım master planı yenilenmelidir. Yenilenmelidir. Mesela evet. Dolmuşçu arkadaşlarımız, dolmuşçuluk doğrudur, Ortadoğu kültürüdür. Ya başka ülkelerde dolmuş geleneği yoktur ama bunlar da bir sektördür. Bunların da hakları haleldar olmadan. Mesela bugün biz Ulaştırma Daire Başkanlığımızı UMAKON var. Büyükşehir Belediye Meclisi Belediye Başkanlığı bünyesinde. Arkadaş, Denizli'nin bu idari birimi varken, daire başkanlığı varken kurulan tek kişilik şirketle Denizli'de otobüs çalıştırmak hüner mi? Bunun tedariği nasıl yapılıyor? Nasıl iyi personel alınır? Nasıl görevlendirilir? Kim alır? Kaç para gelir elde eder? Bunları biz mecliste mesela sorduğumuzda alamıyoruz. Neden? Çünkü Türk ben bir şey itham etmiyorum. Ama ben meclis üyesiysem talep ederim. 17 kişinin adına da konuşurum. Yani Denizli'de, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın 63-60 sayılı yasayla 4-5216 sayılı Büyükşehir Belediye Yasası'na göre kuruluşuna mütakip UMAKON Daire Başkanlığı yani Ulaştırma Daire Başkanlığı varken
Ve bunun görevi de çağdaş, erişilebilir, ulaşılabilir, hızlı, verimli, süratli, toplu taşıma amaçlı olan kamusal bir görev bulunan birim varken biz bunu alıyoruz. %100 hissesi belediyemize aitmiş. Çok önemli değil. Statüs önemli. Evet. Şirket tek kişilikle kuruluyor. Ve o 100 kişilikle kuruluyor. Bir kişinin kurduğu şirket bu otobüsleri döndürüyor. Şirketleştiği için mi bu işler kardeşim çözülmüyor? Kardeşim işte ticarileştiği için. Evet. Onun için bakın, çözülmüyor. Tabii belediyeciliğin ve eğitimin maliyeti olamaz. Bunun maliyetini düşünenler cehaleti tahayyül edemezler. Teşekkür ederim. Peki gelelim hava kirliliği konuştuk. Kentsel dönüşüm yeterince uygulanıyor mu denizde? Yok, şu anda kentsel dönüşüm zaten denizde yaratılacak rant merkezleri azaldı. Öyle kalmadı mi? Yani tabii. Ama zaten tek tek uygulanıyor denizde kentsel dönüşüm. Evet. Bina bazında, ada bazında uygulanmıyor. Tabii. O bakımdan bir eksik var. Peki termalle ilgili büyük şehir olarak farklı çalışmalar var. Evet. Ve denizlerin geleceği termal sağlık turizmi hala da öyle. Termal konu, tarım, örtülü tarım. Termal tarım. Evet. Bu konudaki Cumhuriyet Halk Partisi'nin görüşleri nedir? Bir, öncelikle termal denizli hemşehrilerimize ülkemizdeki bulunduğu konum itibariyle Allah'ın nimetidir. Termal organize sanayi il özel idaresinin eski en üst karar organı ilgilenen beş üyesi olmam nedeniyle orada 500 dekarlık bir termal organize sanayi bölgesi, o termal organize tarım bölgesi 500 dekar. 500 dekar. Kamulaştırması falan tamamlandı. Sanırım Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza geldi bu. İntikal etmiş olması lazım. Öncelikle termal kaynakların bulunduğu alanda Yenice Kent, Sarayköy'ün alt kısımları, Buldan'ın Pamukkale, Yenice Kent, Gölemezli, Sarayköy, Ada bulunduğu üçgen gerçekten Allah'ın nimettir. Burada termal sağlık, termal tarım ve termal ısınma konusunda önemli yatırımları ve projeleri geliştirmemiz lazım. Bunu işbirliğiyle geliştirmemiz lazım değil mi? Çünkü bu denizin asla geleceği. Bak, bu konuda evet. Bir çivi çakan, bir tuğla koyana biz tuğlayı ellerimizle taşırız. Cumhuriyet Halk Partililer bu konuda hizmet sevdalısı. Yani bunu AK Partililer yapıyor diye biz... Hayır efendim, ne demek bu ülke... İtirazımız olmaz diyorsun. Ya belediyeye AK Parti belediyesi mi var ya? Denizli Büyükşehir Belediyesi var. CHP belediyesi mi var? Denizli Büyükşehir Belediyesi var. Ortak noktamız o yurttaşlık değerlerimiz, kenti birlikte oluşturmamız ve birbirimizin akrabasıyız, arkadaşıyız, komşusuyuz. Böyle bir parti olmaz ki. Yani hizmet demiş termal diyorum. Tarım geliştirme diyorsun. Termal bakın. Peki, termal tarım. Ya örtülü tarımın bir başka şey. Örtülü tarım ülkemizde en yaygın nerede? Antalya Muğla bölgesinde, Fethiye bölgesinde. Evet, Muğla'da. Ve Antalya'da. Antalya, Fethiye, Muğla illerimizde. Peki işte Mersin sahil bandı. Yani ılıman iklim, sıcaklığın fazla değişmediği. Antalya sahilinde var mı? Burada da termal kaynaklarımızı verimli sorumluluk sahibi olarak, çünkü yer altından gelen termal sıcak su aynı zamanda Allah'ın nimeti, geri yerine enjeksiyon sistemiyle geri iade edilmelidir. Ve aksi halde su bitebilir. O zaman Antalya'daki, Muğla'daki örtülü tarım, Denizli'de örtülü termal tarıma dönüşecektir. Bakın bunu zaten reklam anlamında söylemeyeyim de, siyasi şahsiyet olan arkadaşlarımızdan termal seraları var. Çok güzel bir şey bu. Bu yatırımları şiddet kelimesini de sevmiyorum ama heyecanla destekliyorum. Evet. Yani üretmediğimiz için biz bocalıyoruz, fakirleşiyoruz. Üreten bir Denizli, üreten bir Türkiye. Üreten, ürettiğin zaman yönetirsin. Üretmiyoruz. Termal tarım desteklenmeli diyorsunuz. Ve termal tarım, termal turizm. Termal tarımla ilgili Büyükşehir'in bütün çalışmalarını da desteklemeye hazırız diyorsunuz. Peki, niye termal sağlık... destek değil, hatta önermeye hazırız. Bu konuda geç kalınmışsa takip edip ilgili yönlendirmeye hazırız. Evet. Termal sağlık benim alanım değil. Ha, gerçi boyun fıtığı olmam nedeniyle önemli bir durum. Ama termal sağlık bu üniversite
önderliğinde, üniversitemiz işbirliğinde ilgili Sağlık Bakanlığı'na bağlı Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği var ilimizde. Bu termal turizmi, bu ana iki kurum ve büyükşehir kurum. Ve üniversitede var tabii dalda. Bak, üniversite, Sağlık Bakanlığı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı üçlü koordinasyonda özel girişimcileri sağlık hizmeti sunabilecek daha böyle çağdaş mimari donatıları düzenlenmiş, insanların hem rahatça dinlenebilecekleri hem de termal yönden tedavi olabilecekleri sosyal mekanları ile zenginleşmiş bir bölge oluşturulmalıdır. Bu da Karahit bu anlamda merkezdir. Yani buradaki pansiyonculuk vesaire ıslah edilerek, işte tam o noktada su da ekonomik kullanılarak ıslah edilirken yok edilmeden, o pansiyonculuk yok edilmeden ve büyük tekellere teslim edilmeden nasıl yapılır? Bu konuda görüşünüz nedir? Bu oturup önce insanları tanıyarak oradaki pansiyonculuğun turizm işletmeciliğine çağdaş anlamda nasıl dönüştürülebileceği yol ve yöntemi bilimsel bilimdir. Bunun nedir? Ekonomi bilimidir. Hizmet bilimidir. Hizmet üretme ve sunma şeklidir. Bunu profesyonelleşmiş rehberlik ve danışmanlık, yönlendiricilik hizmetleriyle dediğim üç kurum. Bak, üniversite. Evet. Sağlık Bakanlığı adına valilik ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı üçünün koordinatörlüğünde bu işler olmalı diyorsunuz. Olmalı ve ıslahla eğitim, finans, pazarlama ve güvenlik manasında ayrıca da profesyonel hizmet odaklı şekilde olmalı. Pamukkale Üniversitesi'nin bu konuda Karahit'te başlattığı bir çalışma var. Yani fizik tedavi ile ilgili. Destekli ve zaten fizik tedavi rehabilitasyon yüksek okulumuz var. Nasıl tıp fakültesinin eğitim araştırma uygulama hastanesi varsa fizik tedavi rehabilitasyon bölümünün de manuel manada ya da bir aletli fizik tedavi yanında bir de termal manada uygulama merkezi orada örnek birim ve kurum olarak yaratılırsa hem ilimize hem ülkemize hem dünyamıza faydalı. Yani bugün Çekoslovakya, İskandinavya'nın niye turizmi? Zaten çok soğuk yere gidiyor insan. Sağlık turizmine geldiği zaman Denizli tarihi kalıntılarla da zengin bir il. Ya, kültür, turizm, evet, tatil, aynı zamanda sağlık, hepsi var Denizli'de. Peki Pamukkale'nin evet, bir şirketi verip işletilmesi, sizin döneminizde İl Genel Meclisi üyesiydiniz. Evet. Ve o zaman İl Genel Meclisi. O zaman da muhalefet ettik. O zaman neye muhalefet ettiniz? Şirket tarafından işletilmesi. Özel idare kendi görevlileri tarafından burası işletilsin. Oradaki sadece... Şimdi ne diyorsunuz peki? Pamukkale'yi geri istiyoruz. Şimdi aldılar. Siz mi verdiniz geri bunu İl Genel Meclisi olarak? Biz direndik. Vermemek için. Ya şu andaki Pamukkale Belediye Başkanı herhalde imza sahiplerinden birisi. Öyle mi? Gel be ya, o dönemin sayın bakanına sorun bu soruyu. Ben imza atan valisine sorunca biz İl Genel Meclisi'nde dedik ki Pamukkale Denizli'nin dünya markasıdır. Dünyaya açılan penceresidir. Pamukkale'de elde edilen ören yeri gelirleri Bekildi'nin Üçhuy Köyü'ne, Çameli'nin Galangoz Köyü'ne, Beyaz'ın mahallelerine kilit taşı olarak, yol olarak, hizmet olarak kullanılıyor. Bu elde edilen gelirin yarı yarıya paylaşımı söz konusuydu. Bu şimdi özel idareyle Turizm Bakanlığı arasında yapılan bu protokol gereğiydi. Ne yaptılar? Bir gece yarısı oradaki işçileri dışarı sokağa attılar. Bir gece yarısı güya imzalanmış, protokol iptal ediliyor. Peki şimdi Deniz almaya çalışıyor. Zaten bunu bak. Alabilir miyiz? Size göre destek misiniz? Ne diyorsunuz? Şimdi hani ben şunu hatırladım. Eskiden He-Man diye bir dizi vardı ya. Güç bende gari diyordu ya. Evet. Güç Osman kardeşimiz de gari, isterse alır. Öyle mi? Yani sayın belediye başkanımız. Sayın Osman Zoran isterse alır diyorsunuz. Ya sayın belediye başkanımız. Evet. Güç bende gari diyorsa Pamukkale'yi geri getirir. Yok bende değil diyorsa Pamukkale Doğramacı'nın şirket tarafından işletilir. Evet, gerçekten bu konuda da sayın başkanım sorun. Güç sende, Pamukkale istiyoruz. Güç bende diyorsa evet, alır. Ne olacak yani sonuçta bakanlık, biz meclisten hemen yetki istesin.
Biz Turizm Bakanlığı, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında yapılacak olan protokolde Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız, Şehir Eminimiz Osman Zolan Beyefendi hemen yetkiyi oy birliğiyle verelim. Yarından sonra meclis toplantımız var. Evet, Sayın Osman Zolan duyurulur. Yarından sonra meclis toplantımız var. Yarından sonraki meclis toplantısında ben de geliyorum. Alsın, ben Pamukkale TV olarak biz de oradayız. Ve gündem alın diyor, hemen imzayı verelim. Pamukkale'yi biz önerelim alın. Hatta. Yani bizim önerimiz eğer siyaseten olumsuz yansıyacaksa önermeyelim, biz el kaldıralım evet diyelim. Evet, yani hatta önerdi verelim diyorlar. Ha, önerelim evet. Ama şimdi Bekir Çapar'dan yansırsa, CHP'liler bunu yaptı diye şey olursa, mahcubiyet falan duyulacak olursa evet, biz vazgeçelim, getirsin önümüze hemen. El kaldıralım diyorlar. Evet, bu programın en güzel yanında bu oldu bugün değerli izleyenler. Peki Sayın Çapar, program sonuna doğru geldik ama politik soru sormadan da edemeyeceğim size. Şimdi ön seçim o 29 Mart'ta. CHP'de 10 seçim var. Hızla devam ediyor. Ve ön seçim dışında, ön seçim olursa bütün kulislerde konuşulan şuydu: avukat Bekir Çapar mutlaka aday adayı olur. Ama siz aday adayı olmadınız. Neden? Şimdi bak, vakti gelmeyen çiçek açmaz. Bir, Cumhuriyet Halk Partisi bizim ülkemizin en önemli siyasi kurumlarından birisi. Hırpalanmamalıdır. Döndön oyunu değildir siyaset. 30 Mart seçimlerinde aday olduysanız, 10 ay sonra ya ben sıkıldım, eskiden İl Genel Meclis üyesiydim, 10 aydır da Büyükşehir Belediye Meclis üyesiyim, böyle iyi değilmiş bu, ama canım da sıkıldı diyerek yapılacak bir anlayış ya da faaliyetin eseri olamaz. Sonra 30 Mart'ta aday olmayacaksın. 2014'te. Aday olduysan veya bir şey olmak, bir il, yani bir insan, insan olma sıfatı yetmez mi ülkede yaşamak için? Yani kendi özelliklerini, ortalama sıfatları taşıyan bir insan olmak için yetmez mi? Yeter, mutlu olabilir. İlla vekil olunca mı mutlu oluyor insanlar? Yani illa aday mı olmak zorundaydık? Yani işte bugün 23 tane aşından, işinden, eşinden, zamanından, parasından, pulundan, kılcal damarları giden kan gibi Denizli'nin sokaklarını, evlerini, parklarını, bahçelerini, toplantı yerlerini dolaşan ve hatta şu anda durgun olan ekonomiyi hareket haline dönüştüren bir Cumhuriyet Halk Partisi ordusu çalışıyor. Bunların hepsi, en kötüsü Bekir Çapar'dır. En kötüsü Bekir Çapar kadardır. En iyisini düşünelim, artık tahayyül edin. Yani parti içinde bir mücadele başladı, hızlandı. Peki parti bu içindeki mücadele bizim sokağa yansıyor mu? Zenginliğimizdir, özgürlüğümüzdür. Bakın, işte Cumhuriyet Halk Partili olmak özel bir durumdur. Milletvekilini Ankara'ya çağırılan, mülakata girmiş memur adayları gibi seçip yollamıyor Cumhuriyet Halk Partisi. Oy veren seçmene diyor ki, her 30 seçmenden biri de Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesi olduğuna göre, ey Cumhuriyet Halk Partili kardeşim, milletvekili kimi görmek istiyorsan sıralamayı sen yap. Çünkü asıl sensin. Peki Cumhuriyet Halk Partisi bugün mü uyandı? Neden geçmiş seçimlerde bunu yapmadı? Geçen sene de yaptık. Ya geçen sene yaptık. Geçen dönemde yaptık canım. Birinci ve kontenjan geldiği ya, için. Kontenjan partililer küstü ve Cihaner geldiği bu, için. Bakın, iki milletvekili çıkardınız. Ya biz diyoruz ki bakın, ya temayül yoklaması yaptın, sonucunu bari açıklayacak kadar yurttaşına değer ver, partiline değer şimdi ver bakın, diyen bunu onlara şimdi, o kesimlere bakın, sormuyoruz da ya biz ayarlayan diyoruz ki halkımıza, partilimize, ey partilim sıralamayı sen yap, sen belirle. Son soru, bu sıralamayla birlikte sonuçlar ne olacak? Kaç milletvekili çıkarabilirsiniz? 5. 5. Evet. Duyuyorsunuz evet. Sayın yani değerli izleyenler, iddiası olmayanın son günlerde Bekir Çapar'la ilgili girdim, diğer iddiayı kazandım ama 5 çıkaramayacaklarını iddia ediyorum. Sen kumar oynamaya başlamışsın demek ki yakın zamanda. Evet, bugünkü programın sonuna geldik Sayın Çapar. Bir cümleyle size hak ben, verelim. Gündemde olan özellikle de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, emekçi ezilen kadınlarımızın Kurtuluş Günü ve anı, bu değerlerin konuşulduğu gün olduğu için ben ülkemizdeki kadına yönelik baskı ve şiddetin asıl bilinç altındaki yerleşiklerine bakıyorum. Bakın bu sorun adli bir sorun değildir. Bu bir sorun, cümleyle ne olur? Bu sorun
kültür sorunudur, eğitim sorunudur. Bakın biz kendisini inandırmak isteyen bir bay arkadaşın ya da kendi söylediğin doğru olmasını söyleyen bir erkek vatandaşımız diyor ki onu inandırabilir. Anam avradım olsun şöyle diye, değil mi? Evet. Böyle diyor. Veya ben şunu etmezsem şöyle bir çocuğu olayım diyor. Kardeşim işte anasına küfredildiği zaman insan öldürebilecek kadar anasını seven erkekler anasını kendinin inandırıcılığını sağlayabilmek için en uygunsuz şekle koyan bu kültürün parçası, baldız baldan tatlıdır diyen kültür yok edilmeden, bu yoz kültürle mücadele olmadan kadına şiddet, zayıfa şiddet durmaz. Çok teşekkür ederim. Ben bütün insanların cinsiyet ayrımı olmadan özgürce yaşayabileceği bir Türkiye. Çünkü insanımız, bütün insanoğlu, Amerikalısıyla, Türkiyelisiyle, Arabıyla, Çerkeziyle, Kürdüyle, Acemiyle, Almanıyla. İnsanlar bakın, cinsiyetini seçemez, adını seçemez, yüzünü seçemez, anasını seçemez, babasını seçemez, çocuğunu seçemez. Bir insan kadın olmayı kendimi seçti de öldürülmeyi böyle bir kader olarak görelim. O nedenle ben bütün insanımıza bilgi, sağlık, eğitim, adalet arayışından asla vazgeçmemelerini, bu yolla köprüle yapılır. Hiç şey etmeyin. Evet, çok teşekkür ederim. Peki, iyi günler. 85 ülke ve Türkiye'den bizi izleyen değerli Pamukkale izleyenleri, Arati izleyenleri, bugün güzel bir noktaya geldik. Güzel nokta şu: Pamukkale'yi geri istiyoruz. Pamukkale'yi geri isterken de Cumhuriyet Halk Partisi grubu iki gün sonra verilecek her türlü teklife karşılıksız evet diyor. Bu çok güzel bir gelişme. Her şey gönlünüzce olsun diyorum. Daha farklı bir programda buluşmak dileğiyle, sen kalın.